Bu polisiyi de kafama göre değiştiririm. Uyarsan ikime, uymazsan kasıma. Yani sen ne yaptın şu anda? Fotoğraflarını da verdin uygulamaya. Aferin sana. Böyle fantazyalara girmeyin arkadaşım. Efendi efendi önünüzde ne varsa onu kullanın. Ne bir uygulama, ne bir oyun, ne bir üretici. Hiçbiri futbol takımı değil. Hiçbiri de size iddiada kupon kazandırmıyor. Size para kazandırmayan hiç tutmanıza gerek yok. Şimdi dostlar, WhatsApp Aero, Insta Aero falan diye uygulamalar var. Biliyor musunuz siz bunları? Gördünüz mü? WhatsApp'ın işte göründüğü şeyini kapatıyor. İşte efendime söyleyeyim, karşı tarafa gitmesini engelliyor. Bilmem neyi engelliyor. Görsellerini değiştiriyor. Zart zurt öyle şeyleri olan bir uygulama. Kısaca anlatacağım. Hani detaylarını siz de bulabilir, inceleyebilirsiniz ama zaten ortam fazlasıyla komik. Bak şimdi gösteriyorum, seyre. Şimdi geldik abi. WhatsApp Aero diye aratıyorsun. Bu işte ne yapıyormuş? Görselleri değiştiriyor. Bilmem ne yapıyor. İstediğiniz gibi şeklini değiştiriyor. Artı ondan sonra karşı tarafa okundu okunmadı bilgisini, bildirimini göndermeyi falan filan yapıyor. Artı bu temaları değiştiriyor falan. Böyle bir arkadaş. Şimdi arkadaşlar, bunun ben size privacy policy'sini göstereceğim. Hatırlıyor musunuz? Bundan bir önceki privacy policy mevzusunu incelediğimizde bir sürü detay vardı. Adam diyordu ki şunu alıyoruz, bunu alıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Burada karşınızda çıkan sayfada direkt sizi şu karşılıyor arkadaşlar. Siz bu sayfaya geldiniz ama uygulamanın yüklenmesi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Adam diyor ki baba her şey senin sorumluluğunda. Kafadan da diyor ki WhatsApp'la bir alakamız yok. Bu uygulamayı da indirmeyin. Yani adam diyor ki ben arkada bir şeyleri değiştirebilirim. Senin başına bir şeyler gelebilir. Ben de bunun için hiçbir şey sana bildirmek zorunda değilim ki hakkı. Çünkü burada belirtmiş. Diyor ki ben hiçbir şey belirtmek zorunda değilim. Bu Terms of Service'i de kafama göre değiştirebilirim. Bu senin ne ilgilendirir ne alakadar eder. Irgalamaz canım. İşine geliyorsa işte kapı işte sapı diyor. Senin privacy'sin benim için önemli. Ben elimden geldiği kadar bunu koruyacağım diyor. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Baba sen çok açık bir şekilde tamamen ihaleyi bana yıkıyorsun. Ben bu işte tekim. Sende hiçbir sorumluluğun yok. Mevzu bu. Bu polisiyi de kafama göre değiştiririm. Kendi belirlediğim kafama göre canım ne zaman isterse o zaman. Uyarsan ikime, uymazsan kasıma. Aynı şey bu Insta Aero diye bir program daha var. O da Hazar'ın uygulaması. Onda da ararsanız onda da aynı şeyi yapıyor. Bu uygulama özelinde söylemiyorum ama disassemble etmedim. Hani reverse engineer yapmadım bilmiyorum ama WhatsApp Plus'ı yapmıştım. Benzer bir uygulama. Bunların hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde çalışıyor. Bilmem neymiş. Application'ları değiştirdim. Şöyle güzel görsellik kattım falan gibi fantazilere girersen sevgili kardeşim sana da fantazileriyle girerler, tamam mı? Onun için efendi olun. Adam gibi uygulamanın kendisi zaten bug'lı. Uygulamanın kendisi zaten güvenli değil. Tamam mı? Böyle fantazyalara girmeyin arkadaşım. Efendi efendi önünüzde ne varsa onu kullanın. Ondan sonra dolandırıldık. Dolandırıldım da. Bilmem ne oldu. Abi bizim yengeye kaynıma kaymışlar. Kaynım da gelmiş bana kaymış. Bilmem ne diye ağlamayın. Bir de şöyle bir şey var. Abi bu ikili mesajlaşma programlarının en güvenlileri hangisi? Bence Telegram en güzeli. Ben signalciyim baba. Baba hep ne diyorum ben bu kanalda? Hep size ne diyorum? Ne bir uygulama, ne bir oyun, ne bir üretici, ne bir bilgisayar. Hiçbiri futbol takımı değil. Hiçbiri de size iddiada kupon kazandırmıyor. Size para kazandırmayan hiç tutmanıza gerek yok. Hele cebinizden para çıkmasına neden olan hiçbir şey tutmanıza gerek yok. Lütfen gidip saçma sapan şeylerin fanboyluğunu yapmayın. Signal güzeldir. %100 katılıyorum. Telegram güzeldir. Kimisine göredir. Ona da saygı duyuyorum. Neye ihtiyacınız varsa, ne işinizi görüyorsa onu kullanın. Önünüzdeki sistemin nasıl çalıştığını öğrenin. Ondan sonra karşınıza bedavaya sunulan şeylerin sizden aslında arkada neler götürdüğünü uyanık olun. Ayıktırın kendinizi. Sonra ağlıyorsunuz. Ağlamayın bu hayatta. Şimdi ben WhatsApp kullanıyorum. WhatsApp'ı da kullan. Onda bir şey yok zaten. Ben de WhatsApp kullanıyorum abi. Ondan sonra Signal de kullanıyorum. Ve acayip secure Signal. %100 hemfikirim. Telegram'ı sevmiyorum. Çok hoşlandığım bir şey değil. Çünkü böyle ne kadar layman, ne kadar pislik, bir kımız zararlısı tip varsa hepsi Telegram'ın içinde toplandı. Kullanan kitleyi sevmiyorum Telegram'ın. O yüzden var Telegram'ım ama kullanmıyorum. Siz hangi programları kullanıyorsunuz onları yazın. Gidip araştırın. O programlar güvenli mi değil mi? Güvenli bulduğunuz programları yazın. Bir görelim bakalım neler kullanıyorsunuz. Onlara bakalım. Beğenin, paylaşın. Abone olun. Her bir şey yapın. Aslan kitle. Size güveniyorum. Kemik kitle. Hadi iyi bakın kendinize.